Arkadaşlar çok çalışıyorsunuz biliyoruz ama bu her zaman tek başına yeterli olmayabilir. İşte bu videoda netlerinizin artmamasının önündeki engelleri kaldıracağız. Arkadaşlar ilk olarak biraz klişe olacak ama denemelere önem vermemek sizin netlerinizin artmamasının önündeki en büyük engel olabilir. Şimdi herkes denemelere önem verilmesi gerektiğini ve denemelerin çok önemli olduğunu söylüyor ama bunun nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde açıklayan bir video şu anda rastlamadım. O yüzden deneme analizi nasıl yapılır diye bir video hazırladık. Bunun linkini buraya koyacağım. Bu konuyu detaylı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü deneme analizi sınava hazırlanırken kullandığımız en temel şeylerden birisi. Eğer burada bir hata çıkarsa süreç netlerinizin artmaması hatta belki de düşmesiyle sonuçlanabiliyor. Çünkü siz belli bir çalışma yapıyorsunuz ve eğer bu çalışmada verimi yüksek tutmazsanız yani deneme analizi yapmazsanız yaptığınız çalışmaların bir kısmı boşa gidecek, harcadığınız enerjinin büyük bir kısmı boşa gidecek, bir sürü vakit harcayacaksınız ama netleriniz artmayacak. Biz deneme analizini bu yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Deneme analizlerinde denemeyi sıkıp suyunu çıkartıyoruz. Deneme analizlerini iyi yapan bir öğrenci çoğu zaman sınavda daha yüksek bir başarıya ulaşıyor. Bunu da zaten nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde videomuzu açıkladım. Oradan izleyebilirsiniz. Netlerinin artmamasındaki bir sonraki sebep şu olabilir. Yanlış yaptığın ve boş bıraktığın soru tiplerine önem vermemek. Eğer sen denemeyi çözdükten sonra analizi yapsan bile, analizi yaptıktan sonra eğer o kitapçıkla işin bitiyorsa ve onu çöpe atıyorsan ya da bir köşeye atıp hiç bakmıyorsan işte burada bir sıkıntı olabilir demektir. Yapman gereken şey şu. O kitapçıktaki en değerli şey artık yanlış ve boş sorular. Doğruları zaten yapıyoruz. Bir öğrencinin netinin artması için yanlış yaptığı şeyleri ve boş bıraktığı şeyleri azaltması lazım. Bu da nasıl olacak? Tabii ki daha fazla öğrenerek. Ve çoğu zaman denemelerde aynı soru tipleri tekrar 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 çıktığı için siz eğer ipin bir ucundan yakalarsanız zaten o çorap söküğü gibi gelecektir. Yani bir soru tipini bir kez öğrendiğinizde ikinci denemede yapacaksınız, üçüncü denemede tekrar edeceksiniz, dördüncü denemede unutmayacaksınız bir daha. İşte bu şekilde soru arşivi oluşturmanız gerekiyor ve bu soru arşivlerine sonradan bakmanız gerekiyor. Bunu da çok detaylı bir şekilde açıkladığımız videomuz var. Oradan daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Netlerinin artmamasındaki bir sonraki sebep de şu olabilir. Eksik konu çalışması yapmamak. Şimdi senin belli bir haftalık programın olabilir, planın olabilir. Buna göre ilerlediğini düşünüyor olabilirsin. Ama eğer planında eksik konu çalışmaları için ayırdığın özel bir bölüm yoksa o plan biraz eksik kalır. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü arkadaşlar çoğu öğrenci Sınav senesinde konuları bitireceğim diye her konuyu bir kere çalışıp bırakıyor. Ama bir kere çalışıp bıraktığınız konudan aslında çok yüksek verim alamıyorsunuz ve tam öğrenmeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Eğer siz o konuya ikinci kez dönüp baksanız aslında oradan bize bir sürü net gelecek. Ama bunu çoğu öğrenci atladığı için maalesef netleri artmıyor. Yapmanız gereken şey eksik konu çalışması ve bu eksik konu çalışmalarını analizlerimize göre yapıyoruz. Olay çok basit. Öncelikle zaten analize önem vermeniz gerektiğini söylemiştim. Analizleri güzel bir şekilde yaptıktan sonra bunları belli bir yerde topluyorsunuz ve periyotlar halinde kontrol ediyorsunuz. Örneğin her ayın sonunda olabilir, iki haftada bir olabilir kontrol edeceksiniz. En çok hangi konulardan yanlış yapıyorsunuz? En çok hangi soru tiplerini kaçırıyorsunuz? Ve buradan çıkan veriye göre de siz Hangi konuları eksik konu çalışması olarak programınıza ekleyeceğinizi öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında burada bir zincirleme var. Eğer siz deneme analizine dikkat etmiyorsanız zaten eksik konu çalışmasını da yapma ihtimaliniz düşüyor. Çünkü biz nokta atışı olarak eksik konu çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Ve eksik konu çalışmasını yaptıktan sonra zaten direkt olarak net artışı görüyorsunuz. Bir diğer önümüzdeki engel de şu arkadaşlar odaklanmamak. Peki denemelere nasıl odaklanabiliriz? Yani bu odaklanmak nedir? Arkadaşlar biz Millet Akademi'de ders çalışırken Özellikle tek ders çalışmak diye bir metot kullanıyoruz. Tek ders çalışmanın detaylı bir şekilde anlattığımız video var. Onu buradan izleyebilirsiniz. Fakat onun mantığını şu anda size söyleyeceğim. İnsan beyni aynı anda tek şeye odaklandığı zaman çok daha yüksek verim alıyor. Yani siz eğer her dersi aynı anda halletmeye çalışıyorsanız ya da her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorsanız işte eksik konu çalışması, konuları bitireceğim, netimi arttıracağım, soru arşivi yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diye bu şekilde bir ilerleme sergiliyorsanız arkadaşlar bazı sıkıntılar oluşabilir. Peki biz Millet Akademide ne yapıyoruz? Bir şeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki iş neyse onu hallediyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz, verimli çalışıyoruz. Onu bitirdikten sonra bir sonrakine geçiyoruz. Bu şekilde hem vakit kaybını önlüyoruz hem de işleri bitirmemiz için gereken toplam süreyi kısaltıyoruz. Burada kullanabileceğiniz aslında bir diğer kavram da yükleme kavramı arkadaşlar. Biz Millet Akademide yoğun bir şekilde odaklandığımız çalışmalara yükleme ismini veriyoruz. Bu yüklemeleri yapmak için bir şeyinizin eksik olması yeterli. Zaten yükleme videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştık arkadaşlar. Eğer böyle bir sorununuzun olduğunu düşünüyorsanız oradan faydalanabilirsiniz. Yüklemeyi de basitçe açıklamak gerekirse arkadaşlar, küçük bir ders veya büyük bir konudan bir eksiğiniz varsa, yoğun bir çalışmayla onu halletmeye yönelik bir çalışma yapıyoruz, en kısa sürede en yüksek verimi alıyoruz ve bir anda denemede net artış görüyoruz. Peki siz her şeye aynı anda odaklanmaya çalıştığınızda yani odaklanamadığınızda ne oluyor? Çoğu zaman yüksek verim alamıyorsunuz. Örneğin siz trigonometreden yükleme yapmaya karar verdiğinizde denemelerdeki trigonometri soruları artık sizin için özel bir mesele haline gelmiş oluyor ve kalıcı öğrenme aktifleşiyor arkadaşlar. Böyle bir durum olduğunda da siz uzun vadede çok daha verimli bir çalışma yapmış oluyorsunuz. Önce odaklanıyorsunuz, yapmanız gerekeni yapıyorsunuz, hallediyorsunuz, bir sonraki işe geçiyorsunuz, unutmamak için tekrar yapıyorsunuz ve bu şekilde zinciri yıl boyunca tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bu yükleme çalışmaları çok mantıklı ve faydalı çalışmalar arkadaşlar. Hepinize kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. En azından bir şans verin, deneyin arkadaşlar. Pişman olmayacağınıza eminim. Son sebebimize geldik ve bu engeli de ortadan kaldırdığınızda önünüzde kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Bu sebep aslında biraz da bilişsel bir sebep. Yani sizin e, kafanızın içinde olan bir şey. Tamamen doğru çalışma stratejilerini uygulasanız bile, doğru taktikleri uygulasanız bile, plan da doğru olsa ama yine de netleriniz artmayabilir. Bunun sebebi de kafanızda başka bir şey vardır rehavete kapılmışsınızdır. Yani bir deneme çözüyorsunuzdur. Oradaki yanlış sorularınıza, boş sorularınıza o kadar çok kafayı takıyorsunuzdur ki, ya ben salak mıyım? Neden böyle oluyor? Ya benim aklımda bir sıkıntım var. Neden böyle oluyor? Neden netlerim artmıyor? Hayır arkadaşlar, böyle bir durum yok. Sizin gerçekten eğer doğru bir planla Doğru bir stratejiyle ilerlediğinizi düşünüyorsanız netlerinizin artmamasının imkanı yok. Ama biz bazen insan olduğumuz için bu tarz rehavete kapılabiliyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu herkeste olur. Yani olmam diyen varsa yalan söylüyordur arkadaşlar. Rehavet olayı sizi her zaman yakalayabilir ama siz buna aldırmayın kesinlikle. Çalışmalarınıza düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde devam etmeye çalışın. Hiçbir zaman deneme analizlerinizi aksatmayın. Hiçbir zaman soru arşivi tekrarlarınızı aksatmayın arkadaşlar. Eğer uzun bir süre bu şekilde devam ederseniz zaten karşılığını almaya başladığınız anda o size ekstra bir motivasyon olacak, ekstra bir özgüven olacak ve bu şekilde devam edeceksiniz. Yani bu konuyu çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda gerçekten öğrencilerin son zamanlara yaklaştıkça en çok yaşayabileceği sorunları derlemeye çalıştık arkadaşlar. Umarız size faydalı olabilmişizdir. Eğer sizin de böyle yaşadığınız başka sıkıntılar varsa ve başka sıkıntılarınızın olduğunu düşünüyorsanız bunları yorumlara yazıp beraber çözmeye çalışabiliriz arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.